Evet arkadaşlar, sessiz konuşuyorum. Tufan Ali Bey uyuyor çünkü. Kokoreç yapacağız. Migros'tan aldım bunu. Kuzu kokoreç. Nilüfer bana kekik aldırmadı. Kekik yokmuş evde. Nasıl olacak ben de bilmiyorum şimdi. Yeşil kıl biberler var. Şey var. Domates var. Unutmadan yıkayayım bunları. Ama nasıl yapılacağını ben de bilmiyorum. Baharatlara güveniyorum. Bir de şey, Trabzon'da kokoreç yapan hiçbir yer yok. Her halükarda iyi kötü bir şey yiyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Önce şunu, herkes bir kafasına göre bir şey yazmış. Ben de kafadan atmasyon bir şey deneyeceğim. Umarım geberip gitmem zehirlenip. Şimdi bunları önce şöyle küçük küçük. Oo, kapta durduğu gibi değil lan. Bayağı ele geliyor ne var ya. Kokusu fena değil. Önce şöyle küçük küçük bunları bir keseyim. Bu haşlanmış arkadaşlar. Bunu bir posta haşlamışlar. Şimdi biz bunu tavada şey yapacağız derler. Tavada da biz pişireceğiz. Baharatını katacağız. İşte domatesli biberi katacağız. Bakalım neye benzeyecek. Dediğim gibi Trabzon'da seçenek olmadığı için ha, ev çok kokuyormuş. Normal et yaparken de kokuyor ev. Ondan dolayı daha doğrusu çok tırsıyorum desem yalan olur ama bakacağız. Sonu var ya, bütün atabilirdik şeye, tavaya. Vallahi şöyle söyleyeyim, kapta gözüktüğünden daha güzel nevale. Kokoreçi çok seviyorum. Özel ilgi alanım. Arkadaş ya. Üstüne basa basa sordum ki evde var mı? Unuttum adını ya. Baharatın var dedi. Belki de ben bulamadım ama dolaptan başka bir yerde olacağını sanmıyorum. Çünkü bütün baharatlar ne çektim arkadaşım ya. Ne çektim işte. İşimi sağlam yapacağım. Adamın lafı var bu konuyla ilgili. Bir güvendiği babam vardı diye. Lafı var yani. Sanırım bir tık daha inceltebilirim ama inceltmeyeceğim. O kadar uğraşamam. Bu arada şu şeyin altını yapayım. Bayağı bir şey çıktı. 200 gram bir şey. Ne derler? Kokoreç. Şöyle yaklaştırayım size de görün. Belki evde yapmak isteyenler olacaktır. Şu kadar bir şey çıktı. Muhtemelen bu iki ekmeğe sığar ama bana anca yeter bu. Migros'tan ekmek aldım. Çünkü şey, onlar ekmeğin içi boş gibi böyle. Yani bizim Trabzon ekmeği şekil olarak buna benziyor ama bizim Trabzon ekmeği ayağa kalkmayı. Bu bayağı bir şey. İçi boş yani. Hamur. 3-4 ay üstüne ilk defa ekmek yiyeceğim. Belki toplasam bir kere yemişimdir ekmek. Dikkat ediyorum yediklerime. Şunu azıcık şey yapayım. İşte her kafadan bir tarif şeyi vardı. Dediğim gibi ben random takılacağım. Biri şey yazmış. Mısır patlağı gibi patlıyor. Şu zıvazın tutayım. O yüzden şöyle de. Şunu da şöyle çevireyim artık şu tarafa doğru.
Burada pişireceğiz ne var ya. Şu ellerimi bir posta yapayım. Onu diyorum. Böyle mısır patlayı gibi patlıyormuş. O yüzden kapat. Ne olur ne olmaz. Dursun yanında. Bir şey olduğu zaman yapıştıracağım kapağı üstüne. Kızsın birazcık daha. Şimdi ekmeği keseceğim. Şu biberleri falan birazcık haşladıktan sonra atacağım içine. Abi bu kavuracağım onu. Ne çıkarsa baktım zaten. Umarım ölmem. Yoğurt var evde. Yoğurt yiyeceğim üstüne zaten. Olur ne olmaz. İşte baharatta sıkıntı var. Ya çıldıracağım ya. Sucuk mu koysam şey yerine? Unuttum ya böyle. Neyse anlar atayım bakayım ne oluyor. Öyle bir kokar ki. Bu koku çıkmaz buradan. Ama her şeyin bir bedeli var. Koku giderek güzelleşiyor. Yani kokoreç kokusuna yaklaşıyor. Şimdi sona doğru şunları katacağım şeyin içine. Bu ekmeği de bir keseyim. Ekmek dediğim gibi. Şöyle bir şey keseyim. Yarıdan daha büyük. Yarıdan daha büyük kestim. Yarım oldu aslında. Hepsini yiyeceğiz, yapacak bir şey yok. Aa, bu da ekmek. Koku giderek kokoreç kokusu oldu lan, şaka maka. Dedik
yedikleri gibi mısır gibi patlayan şeyler kokoreçler. Koko. Ya bu iş hastayım yani, yemin ederim. Ya zaten şu Beşiktaş'ta bir tane meşhur kokoreççi Mitteci Ahmet herhalde adı. Adamı çok fena takip ediyorum. İnşallah İstanbul'a yolum düşerse ilk durağım orası. Bu arada ben ilk kokoreçi İstanbul'da yedim. Ve blog ödüllerinde ayakta söylemesi birinci olmuştum. Oğuz kardeşim almıştı beni İstanbul'dan. Abi dedim ne yiyelim, dedim kokoreç, dedim kokoreçle doydum dedim ben. Kokoreçe fokusum yani. Her yerde okuyorum, görüyorum falan, ben de yiyeceğim ondan. Ben de yiyeceğim o pastadan. Bana da verin. Gittik yedik, şampiyon kokoreç dedik. Tabi şu anda öğreniyorum ki aslında o, tabi o da bir çeşidi kokoreçin ama. Ha sonra İlker abiyle şeydeymiştik. Ortaköy'deymiştik. Izgara şeklinde oluyor ya, yuvarlak kesiyorlar sonra tıkır tıkır. O da güzeldi ama ha böyle tek başıma bir tek başıma derken rahat rahat oturup böyle tadını ala ala yediğim yok yani. İlk fırsat yapacağım. Şimdi şunları koyayım bakayım şimdi ne oluyor. Nasıl bir kokay var ya. Survivor yemin ederim. O yüzden zaten şöyle söyleyeyim. Sarımsakla yoğurt. Hani vardı ya. Lan çok güzel ya. Oğlum sarımsakla yoğurdu yere döksen, yalasan yeri dersin ki yerine kadar güzel. Şimdi bu kekik ve baharatların girdiği her şeyde böyle güzel oluyor. Aslında bir nevi kapatıyor bazı açıkları bu baharatlar. Bu kekik de öyle. Baskın bir tadı var ve ben kekiği bayağı bir seviyorum ama yok. Kırmızı biberle kimyon vuracağız. Kimyon dedim de kimyon açayım mı? Normalde gönül ister ki abla bile paylar ya. Ama o kadar bilmiyorum bu işleri. İlk denemem. Bu arada vücut çalışıyorum evde. Gübre emerisin diye. Meğer yanlış çalışıyormuşum. Çok çalışıyormuşum. Az ara vermek lazımmış. O da öyle. Ya ekmek yiyeceğim şimdi o. Biraz canımı sıkıyor. Ama yapacak da bir şey yok. Ama ekmeği bile kapatayım üstüne. Yani normalde öyle yapmıyor kokoreççiler. Tadı geçsin bu ekmeğe azı. Oho. Çok kuruttuk. Bunun farkındayım. Hatta ateşi kapatıyorum. Ben kapattım. Ekmek azıcık sekecekse. Bu arada şöyle söyleyeyim. Abartıldığı kadar bir koku yok. Bir koku salar gibi oldu ama öyle inanılmaz değil. Evde et pişirenler bilir döküm tavada. Onun yanında yok yani bu. Kokuyu almayalım şu anda. Duman yok, bir şey yok. O yüzden hiç çekilecek bir şey yok. Bir şey söyleyeyim size. Sanırım var ya bayağı güzel oldu. Şimdi şey diyen olabilir. Sen yemediğin için kokoreç bilmem. Kardeşim dediğim gibi Trabzon'da kokoreç yok. Biz de kendimiz yaptık. Abi iyi kötü bakacağız. Kuzu kokoreç bu arada bu.
Yani iş görsün yeter. Bir ara birkaç tane kokoreççi açıldı. Onlar benim hoşuma gittiydi. Basaydılar içine baharatı. Ne yediğinin farkında değilsin. Ama hoş yani. Güzel oldu. Kıkır kıkır yiyordum. Şimdi nevaleyi nasıl şeye koyacağız? Kaşık var mı? Koyalım bakalım ne olacak. Bazen videolarda öküz müküz diyorum ya, işte bak mübarek hayvanların her yeri nimet arkadaş ya. Bu kadar faydalı hayvanlar olabilir mi ya? Şimdi çok olacak. Öbür ekmeği de yapacağım mecbur. Onu da mecbur yiyeceğim. Şimdi şöyle nasıl göstereyim. Şimdi buna göz kararı basıyorum şeyi. Kırmızı biberi basamadım. Allah kabul etsin. Nasıl? Şimdi bunu da bastım. Son olarak şöyle bir şeye benzedi. Görüntü fena değil bu arada, onu söyleyebilirim açık bir renklilikle. Nevaleyi kapatıyorum. Tamam mı? Bunları böyle ortaya toplayayım. Tadına bakacağız tabii ki. Şu ekmeğe de mecbur. Günah. Bu kadar şey atılmaz. Daha bugün yemek yemeyeceğim. Mecbur. Böyle. Öyle beni çeksin bakayım. Tadına bakacağım da korkarım. Koku fena değil ama kimyonun kokusu. Şöyle. Ha neyse abi çektiği kadar. Şey gevşedi biraz da zavallı mı? Abi yapayım. Neyse bir bakayım tadına nasıl. Çok kurcaladı. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu sürekli yaparım. Neden? Öncelikle Trabzon'da kokoreç yapıyorum diyenler zamanında bu kadar yapıyor zaten. Biz bu kadar yiyorduk bunu. Dolayısıyla bana fazlasıyla yeter. Domatesini biraz fazla yapmam lazımdı. Biberini de. Şimdi bir dahakine ben bunun bayağı güzel versiyonunu yaparım. Tabii baharat da noksan olunca. Bunlara rağmen very very nice. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Migros'tan aldım bu arada. 12 lira mı 13 lira mı ne bu? Kuzu kokoreç. İstanbul'da yaşayanlar da büyük şehirlerde kokoreçi zaten satıyorlar. Yani orijinal kokoreçi, kuzu kokoreçi satıyorlar. Alıp evde yaparlar. Deli oluyor. Kapatamıyorum.